Cübbeli Ahmet Hoca'nın Alevilerle ilgili yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela çok vahim o. Mesela oradaki izah. Yani ne kadar Şii varsa, Caferi varsa, Alevi varsa hepsini Mehdi diyor. Kıtır kıtır şeyle pırasa doğrar gibi doğrayacak diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor acaba? Yani böyle bir şey yazıyor mu bir yerde? Yok. Yani içindeki dürtüsü herhalde duygularını dile getiriyor anladığım kadarıyla. Yani Peygamber Efendimiz zamanında Caferilik, Şiilik, Sünnilik diye bir olay yoktu ki. Yani öyle bir konu yoktu ki Peygamberimiz öyle bir şey ifadede bulunsun. İnşallah. Ve niçin doğransınlar ayrıca? Tertemiz insanlar, Allah'tan korkan, Allah'ı seven, sevgi dolu, aşkı, muhabbeti esas alan, estetikten, güzellikten zevk peki alan insanlar. Peki bu söylemleri insanlarda düşmanlık uyandırmaz mı bir müddet sonra? Bu kadar bir müddet konuşulursa, değil, dile hemen uyandırır. Yani hemen uyandırır ki nitekim de koro halinde oradaki garibanlar da onu söylettiriyor. Ne yapacakmış diyor, pırasa gibi doğrayacakmış diyor. Yani böyle yetiştirilen bir insan, güruhu, topluluğu veyahut insan sevgisinden uzak ve Allah esirgesin yani öyle bir şeyi yani öyle bir katliamı sanki ideal bir şeymiş gibi yahut güzel bir şeymiş gibi içinde özümseyebilir ve bu da çok çok vahim olur. Ve böyle onun hırsıyla yetişmiş olur o zaman. Çok korkunç bir şey. Aleviler bizim canımız, çok tertemiz bir insan. Caferiler son derece takva ve dindar insanlar. Vehhabiler tertemiz insanlar. Beş vakit namazlarını kılarlar. Niye kesilip doğransınlar? Velev ki dinsiz bile olsa niye kesesin yani? Niye pırasa gibi doğransın? Mason da olabilir, dinsiz de olabilir. O birinci sınıf vatandaştır. Onun görüşü odur. Adam dürüstçe söylüyor, ben masonum diyor. Tamam, olabilir. Yani o onu ilgilendirmez ki. Yani dinde zorlama yok. Eğer zorlarsan o münafık olur o zaman. Yani sen adamı tabii ki kılıçtan tepesine dikilirsen, namaz kılmazsan seni keseceğim dersen kılar namazını. Ama o namaz namaz olmaz. Din severek ve aşkla olur. Allah için yapılırsa ibadetler, ibadet olur. Ayrıca ben Alevi Bektaş, ben birçok mesela bizim vakıf başkanımız Tarkan hocamız da mesela Alevidir ailesi. Son derece efendi insanlar, tertemiz insanlar. İnsan sevgisiyle dolu. Çok nezih insanlardır. Ve milyonlarca Alevi kardeşimiz var. Benim akrabalarım da var mesela. Enişlerim vardı Alevi'ydi. Son derece efendi insanlar. Yani nereden çıkıyor bu? Yani fikir ayrılığından dolayı zaten zulüm olmaz. Zaten öyle bir katliam arzusu olmaz Müslüman'da. Mehdi'nin Alevilere karşı ne yönelik bir çalışmaları olacak? Neler yapacak gelince Alevilerle ilgili? Mehdi kan akıtmaz. Hadis. Bir kişinin diyor burnunu dahi kanamaz diyor Peygamber Efendimiz. Havadaki kuşlar diyor, denizdeki balıklar bile diyor ondan memnun olurlar diyor. Mehdi'nin varlığı sevginin, aşkın, muhabbetin en yoğun yayıldığı ortam demektir. İnsanların tam güvence içinde, huzur içinde oldukları dönem demektir. Yani negatif olan hiçbir şeyin olmadığı, pozitif olan her şeyin olduğu dönemdir. Negatiflik dünyadan tamamen kalkacaktır. Yani şeytaniyet tamamen ortadan kalkacaktır. Herkes fikirlerinde özgür olacaktır. Tamamen dürüst insanlardan oluşacak dünya. Mesela ateist ise dürüstçe söyleyecek, ben ateistim diyecek. Müslümansa ben Müslümanım diyecek. Alevi ise ben Aleviyim diyecek. Ki yani Müslüman diye derken şimdi orada yanlış anlaşılma olmaması için düzelteyim. Yani Sünni ise Sünni, Alevi ise Alevi, neyse ne. Ama benim gördüğüm Alevilik Hazreti Ali'yi sevmek, Hazreti Ali'ye karşı derin bir hayranlık anlamındadır. Ben zaten Hazreti Ali'nin neslindenim, kendim de Seyit'im. Dolayısıyla benim dedemdir Hazreti Ali. Tabii ben coşkuyla seviyorum, derin bir muhabbetle seviyorum. Dolayısıyla da Alevileri de çok seviyorum. Yani onlara da derin bir sevgim var. Aleviler Müslümanın hasıdır. Has Müslümanlardır. Yani takva ve tertemiz Müslümanlardır. Sevgiyi ön plan almışlardır. Erdemli olmayı ön plan almışlardır. Arif olmayı, derin düşünmeyi ön plan almışlardır. Olayların derinliğini esas alan bir anlayışa sahiptirler. Dolayısıyla Sünni Müslümanlar da, Caferiler de hepsi de birbirinden mükemmel, tertemiz Müslümanlardır. İnşallah.